İyi akşamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz Pazartesi günü saat 10 sularındayız. Altın analizi videomuza başlıyoruz. Biliyorsunuz 5-6 gündür şehir dışındaydık. Şimdi yavaş yavaş dönüyoruz. Sizlerle beraber kalan yerden analizlerimize inşallah devam edeceğiz diye düşünüyorum. En son ne demiştik onları bir hatırlayalım arkadaşlar. Altındaki toparlama sahte olabilir. Bunun için birkaç gün beklememiz gerekebilir diye konuşmuştuk Pazartesi, Salı. Belirleyici olacak demiştik. Bugün pazartesi, yarın salı. Burada bir hareketin başlayabileceğinden de bahsetmiştik. 21 Temmuz tarihinde bahsettiğimiz kırılmaların 21 Temmuz'da, yani pazartesi salı olabileceğinden bahsetmiştik. Orta ve uzun vadeli de analiz yapmıştık. Biliyorsunuz orta ve uzun vadeli durumun halen iyi olduğunu, orada hangi kritik seviye olduğunu da sizlerle beraber paylaşmıştık. Şimdi günlük bazda değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Şimdi ONS tarafından başlayacağız her zaman olduğu gibi. Günlük bazda alttan çizdiğimiz bir tane bizim destek çizgisi vardı. O destek çizgisini biz Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. 16'sı Perşembe günüydü, evet. Orada bir trend kırılması olmuştu. 1808'lerden bir sat sinyali oluşmuştu ve 1794'lere kadar çıkmıştık. Ama daha sonra bir pullback yapıp burada bir sahte yükseliş mi olup aşağı doğru dönecek mi, yoksa tekrardan trendin üstüne girecek mi? Yani şu kırmızı olarak çizmiştik hatırlarsanız önceki videoda. Gördüğünüz gibi bu kırmızı trendin içerisine tekrar bugün girmiş durumdayız. Cuma günde hafiften girmiştik. Bugün ise bu girişi tekrardan garantilemişti. Bir de şöyle bir çizgi çekmiştik. Üstten lacivertle çizmiştik hatırlarsanız. Şöyle bir karşımıza çıkan direnç olacak şekilde bir trend vardı. O trendi de Cuma günü net kıramamıştık ve bugün Pazartesi gördüğünüz gibi bu trendin üstüne de çıktık, mavinin de üstüne çıktık ve kırmızının da üstündeyiz. Dolayısıyla yükselişlerine tekrardan başlayacakmış gibi gözüküyor. Bu durumda tekrardan 1810 seviyelerinden paylaşmıştık zaten. 1811 seviyesi önemli olacak demiştik ve 1811'in üstüne çıktıktan sonra tekrardan 1818'leri, 1822'leri ve 1830'a doğru hareket edecekmiş gibi gözüküyor. Şu anki görünümde 1822'ler test edilmese de 1820'ler test edildi. 22'lere doğru ben hareket edeceğini, ben devam edeceğini düşünüyorum. Şu anki görünümde fiyat grafiğine baktığımızda görünen bu arkadaşlar. RSI ve SUAR RSI tarafında ise kısa vadeli ve uzun vadeli SUAR RSI'de aşağı doğru bir yönelim devam ediyor değişik bir şekilde. Yani burada al tarafından henüz geçmemiş. RSI'da da şöyle bir görüntü var. Onu bir tek başına çizelim. Şöyle üstten bizim bir tane şöyle trendi çizdiğimizde gördüğünüz gibi zorlanacağım bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani şöyle bir yükseliş trendindeydik. Orası kırılmıştı burada. Yaklaşık 10 Temmuz tarihlerinde aşağı doğru bir hareketimiz vardı. Onun da biz şu şekilde bir bayrak hareketiyle beraber bu kanal içerisinde hareket ediyoruz. Eğer şu kanalı biz burada bir tekrar yukarı kırar, 69-70'lere doğru bir hareket gerçekleşirse o zaman daha çok güç toplayacak ve 1830'ları test edeceğini düşünüyorum. Bakın burada da görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu şekilde bir bayrak direkt formasyonu RSI tarafında da oluşmakta. Yani şu an biraz negatif uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Yükseliş gayet iyi olsa da beni biraz midemi bulandırıyor açıkçası arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ama şu an için yükseliş tarafı devam ediyor. Bakın şurada biz burada 1805'lerden 1808'lerden sat sinyali vermiştik. Açıkçası arkadaşlar bu sefer analizimiz çok doğru olmadı. Sat sinyali oluşturduğu noktadan sonra tekrardan burada al sinyali oluşmak üzere. Hatta bugün aslında al sinyalinin oluştuğunu sizlerle 1811 seviyesinden paylaşabiliriz arkadaşlar. Ons tarafında büyük ihtimal gram tarafında da böyle bir durum var. Sizlerle bunu paylaşacağız. 5 saatlik duruma bakalım. 5 saatlik durumda ise şöyle bir baktığımızda göstergelerin yukarı gittiğini görüyorum. RSI tarafında yukarı gidiş devam ediyor. Kısa vadeli ve uzun vadeli SUAR RSI'de yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla 5 saatlikte bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Fiyat grafiğine bakalım onun da. Fiyat grafiğini tek başına bakalım. Fiyat grafiğine baktığımızda da şöyle alttan gelen bizim bir trendimiz vardı. Onu şöyle oturtursak eğer bakın şurada
Gördüğünüz gibi yaklaştıralım. Evet, şurada bizim bir sarkma olmuştu trendin altında. Yani 1801 seviyenin altında sarkma olmuştu. 1794'lere kadar gelmiştik. Sat sinyalimiz de 1808'lerden gelmişti diye hatırlıyorum ben 5 saatlikte. Şu an için 5 saatlikte al sinyali de kabaca 1808'lerden yine geldiğini görüyoruz ve 1820'lere kadar yükselmiş durumdayız. Biliyorsunuz ben burada sat sinyali ürettiğim için günlük bazda biraz yanılmış durumdayız ama 5 saatlikte tekrardan al sinyalinin 1805'lerden, 1808'lerden geldiğini, bunu Cuma günü öğleden sonra geldiğini görüyoruz ama biraz seyahatte olduğumuz için tabii aksadığı için bunu iyi tespit edememiş olabiliriz. Şimdi gram bazına geçelim. Öncesinde gramla ilgili sinyal tablomuz vardı biliyorsunuz. 398'den günlük bazda, 399-400'lerden de bizim 5 saatlikte arkadaşlar sat sinyalimiz oluşmuştu. Tekrar yazalım şuraya. 398'den günlükte 400 civarı ya da 399 buçuk civarından sat sinyalimiz oluşmuştu. Ondan sonraki gün 395'lere kadar, 300 tam net rakamı söyleyeyim arkadaşlar, 396'lara kadar düşüş oldu. Daha sonra toparladı ve 401'lere kadar bugün gördük. Şu an için 400.7'lerde geziyor. Yani şu anki göstergelere göre baktığımızda biraz bu sinyalimizin çok doğru olmadığını düşünüyorum ama biraz daha beklemekte fayda var. Belki 401 seviyelerinden geri dönme ihtimali var arkadaşlar. Ona karşı zaten yanlış yaptığımı kabul ediyorum arkadaşlar. Yani yanlış yaptım demeyelim de teknik analiz sistemimizin yanlış yaptığını kabul ediyorum ama durum bundan ibaret olduğu için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi gram tarafındaki analiz tarafına birazdan geçeceğim ama bakın şurada kırılma oldu 400 seviyesinden ve bu kırılma olan noktanın üstüne çıkamadık henüz. Bugün için 402'lerden, yarın için 403'lerden geçtiği için bu hareketin en azından 401'lerin üstünde, biraz burada göstermeyelim daha rahat gözükecek şimdi. Gram analiz tarafına geçelim. Evet, şimdi şunu da gösterelim. Bu ekranı da temizleyeyim ben. Evet, şimdi şöyle yaklaşalım. Şöyle yaklaşalım. Evet, şimdi şurada kalın çizgini açtık. Evet, şu şekilde bizim daha düzgün çizersek herhalde daha iyi olacak. Evet, bakın burada gördüğünüz gibi trendin altına geldik. 399 seviyesinde biz bu trendi kırdık, şu yükselen trendi kırdık arkadaşlar. Hatta şu çizgileri yukarıda taşıdığımızda burada da tuttuğu noktalar oluyordu yani. Bakın şuralarda, buralarda tuttu olmuştu. Buralarda da gücü yetmemişti. Tekrar aşağı dönmüştü. Ve şu trendi kırmıştı. Kırıldıktan sonra 399'lardan sonra 396'lara geldik. Ve şu an bakın size şöyle yaklaştırmak istiyorum göstermek için. Biz Cuma günü bakın şu trendi kırmaya çalıştık. 400 seviyesinde kıramadık. Bugün ise 401,5 seviyesinde desteğimiz vardı. Direncimiz vardı pardon arkadaşlar. Kıramadık. Yarın için 402,5'larda bizim desteğimiz var. Ve şuradan da düşen bir trendimiz vardı. Lacivertle çizdiğimiz. Onu şu an kırmış durumdayız. Dolayısıyla 400'ün üzerine çıktığımız için az sinyalin geldiğini sizlerle paylaşabilirim. Ancak yukarıda da bizim şurada 402,5 seviyesinde direncimizin olduğunu da hatırlatmak zorundayız. O yüzden ben teknik analiz sistemime sadık kaldığım için mecburen buraya geliyorum. Buraya arkadaşlar yazmak zorundayım. Hatalı olsak da buraya yazıyoruz arkadaşlar. 399 seviyesinden az sinyali geldiği için buraya tekrardan işlemek zorundayım. 1 TL'lik bir zararla yaptığımız işlem bugün kapanmış durumda gözüküyor. Tekrardan bunu kaydediyorum arkadaşlar. Şöyle kapattıktan sonra da işliyorum sizin karşınızda. Tekrardan gram analiz tarafına dönelim. Analiz tarafına döndüğümde arkadaşlar az sinyali geldi gözüküyor ama benim içinde şöyle şüpheler var demin söylediğim gibi. Birincisi şu trend kırılımının olduğu noktada şöyle çizdiğimizde bakın şöyle çizdiğimizde tabi bunu daha hassas çizmek gerekebilir. Şu trende takılıyoruz
Ve şuradaki tepemiz vardı bizim, bakın daha önce gördüğümüz 401 seviyesini gördük bugün, ama onun üstünde kapatamıyoruz. Eğer onun üstünde kapatırsak şu şekilde çanak yukarı doğru kılacak. O zaman 401'in üzerine de kabaca 5 TL koyarsanız yaklaşık 407-408 TL civarında yükselişler olabilir. Ama bu 401 TL'de bir direnç olduğunu ben düşünüyorum. 401 TL'nin üstünde kapanış yapmadıkça da yükselişlerin gücünden ben endişe ederim, şüphe duyarım. Yani tekrardan çiziyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir yükseliş trendimiz var. O bakın buralarda kırıldı. Bakın şöyle hareket ediyorduk biz. Burada bir kırılma oldu. Tekrardan yukarı geldik. Buradan tekrar aşağı salarsak o zaman tehlikeli olur. Öyle bir durum olursa zaten sizlerle paylaşacağız. Eğer bu trend üstüne çıkarsak o zaman altın rahatlayacak ve daha üst noktaları hedefleyecek. Ama yine de sinyalimiz oluştuğu için bugün 399'dan A sinyali oluştuğu için ben robot gibi sinyallere uyuyorum biliyorsunuz. 398'den sat sinyali oluştuysa yazıyorum. 399'dan da A sinyali oluştuysa bunu sizlerle paylaşmak durumdayım. Bu da teknik analiz sistemimizin yanlışlarını doğrularını gösteriyor. Yanıldıysak da kabul ediyoruz arkadaşlar. Bunda utanacak, bocunacak bir şey yok. Her zaman bilemeyebiliriz. Bildiğimiz noktaları da zaten siz de biliyorsunuz. Elimizden geldiğince zaten bunlar danışmanlık kapsamında değil biliyorsunuz. Sadece eğitim amaçlı paylaştığım şeyler. Örneğin 399 değil de 401'den satıp 395'lerden alan da olabilir yani. Mesela ben 399'dan sat sinyali oluşturduğumda örneğin 396'dan da alabilirdiniz. Şu anda 401'den de satabilirdiniz örnek olarak. İlla benim dediğim noktalardan al sat sinyalleri oluştuğu noktalardan alıp satmak zorunda değilsiniz. Hep söylüyorum. Bu al sat sinyalleri trendin kırıldığı noktaları gösteriyor. Örneğin şurada trend kırıldı, aşağı geldi. Burada tekrar trend başladı, yukarı doğru gidiyoruz. Ama dikkat ettiyseniz buradaki kırılmalar, bakın şuradaki düşüş. Şimdi bu belki daha yüksek bir trende dönüşecek ama şu anki trend ufak bir şey olduğu için aslında buradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Eğer bu trend demin çizdiğim çizginin üstüne çıkarsa o zaman trend kendini büyütecek. Daha yüksek potansiyelli bir A sinyaline dönüşecek diye düşünüyorum. Evet, fiyat grafiğinde bunu görüyoruz. Bir de göstergelere bakalım. Göstergelerde ise negatif bir uyumsuzluk olduğunu görüyorum. RSI bakın aşağı doğru geliyor. Fiyatlar bir nebze de olsa yukarı doğru gidiyor. Bu bana biraz kuşku yaratıyor. Yükselişlerin sınırlı olup olmayacağı konusunda bana endişe yaratıyor. Şimdi aşağı doğru giden diğer göstergelere de baktığımızda STOP uzun vadeli ve kısa vadeli o da aşağı doğru gidiyor. MACD yatay olarak hareket ediyor. Yani biraz piyasalar karışık gözüküyor açıkçası. Sadece 5 saatlik de net bir durum var. Ons'ta olduğu gibi. RSI yukarı gidiyor. Kısa vadeli ve uzun vadeli yukarı gidiyor. MACD yukarı gidiyor. Dolayısıyla 5 saatlikte bir problem yok arkadaşlar. 401'lerin zorlanacağını tekrar düşünüyorum. 401'lerin üstünde kalırsak bakın şurada da bizim bir aslında ufaktan bir çanak formasyonumuz oluşuyor. Şurada ufak bir kulp yapıp 400 bin üzerine çıkarsak o zaman yükselişler sertleşebilir. 403'ler vardı hatırlarsınız. 403'ler, 405'ler, 408'lere doğru hareket edebiliriz diye ben düşünüyorum. Şu an için özetleyelim arkadaşlar. 399 seviyesinden tekrar al sinyali oluştu. 5 saatlikte ise 398 seviyesinden al sinyali oluşmuş. Onu tabii seyahatli olduğumuz için cuma günü takip edememişiz. Bunun bilgisini verelim size. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.